zaviyesinden bir milli eğitim vizyonu, misyonu ve içeriği sunulmuş üçer bir kademeler halinde. Şimdi arkadaşlarımız tabii bu arkadaşlarımızın tamamı araştırma görevlisi olan arkadaşlarımız. Dolayısıyla eğitim işinde ileride inşallah fakülteyi sıklayacak olan arkadaşlar. İnşallah. Topçu Bey sizin değerli malumatınız ve üslubunuzla ilk tanımış olanlar olabilir. Topçu Bey okumaya başlamak isteyenler için nasıl bir okuma planı, hangi kitaplardan başlanmalı, ne yapılmalı Topçu Bey'i anlamak için? Bu konuda bir şey söylerseniz. Var memnuniyet efendim. Topçu'nun eserleriyle bizi uğraşmış bir insan olarak aslında sizin tavsiye ihtiyacınız yok yani. Hocamız soru sorduğu için edeben cevaplandırayım. Şimdi Nurettin Bey'in en cazip kitabı İsyan Ahlak. Bu çok cazip bir kitap yani adı. Fakat ilk eseri ve en zor eseri hala. En önemli eser. İsyan Ahlakıyla başlamak zora girmek olabilir. Yani ümit kırıcı da olabilir. Onun için benim okuma ilk üç kitap okuma tavsiyem biraz farklıdır. Yaygın olarak tavsiye ettiğim birinci kitap Var Olmak'tır. Var Olmayı her kademede insan okuyabilir. Yani bu aynı zamanda çok önemli bir felsefi metindir. Var Olmak kitabı. Nurettin Bey'in harika denemelerini içerir. Yani bunu bir edebi metin olarak da okuyabilirsiniz. Bir felsefi metin olarak da okuyabilirsiniz. Her kademede okunabilir. Çok dili de çok iyidir. Ali Birinci Üstadımızı yine analım, kendisi burada. Nurettin Bey'in dili üzerine çalışacak kimse çıkmayacak mı diye bana zaman zaman sorar. Bana soruyor yani. Biliyor nasıl olsa bana tereddüt etmez diye. Var Olmak'la başlanabilir efendim. İkinci eser muhtemelen Yarınki Türkiye olacak. Yarınki Türkiye birinci eser de olabilir. Nurettin Bey'in en önemli eserlerinden biridir hiç şüphesiz. Üçüncü kitap için tercihler farklı. Kültür ve medeniyet olabilir. İslam ve insan olabilir. Marif davası olabilir. Üçüncü kitap üçlü olsun da denebilir. Yani. Arkadaşlar biraz daha derin Nurettin Topçu okumak isteyenler, yani Nurettin Topçu bir edebiyatçı değil hiç şüphesiz. Dili çok önemsemesine rağmen. Bizim de geç fark ettiğimiz taşralı hikayeleri, yani taşralı adı altında bir araya getirilen hikayeler ki bunlar 50'li yıllarda yazılmıştır. Bu hikayelerin tabii hikaye olarak tek tek anlamları var. Fakat bu hikayelerin Nurettin Bey'in kendi biyografisi açısından da çok anlamlı olduklarını söylemek isterim. Yani Nurettin Topçu okumalarını biraz daha ilerletmek isteyenler taşralıyı aynı zamanda birçok biyografik unsur içeren bir metin olarak da okuyabilirler. Edebiyatla hususen ilgilenen arkadaşlar zaten bunu hemen göreceklerdir. Ben mesela Deli Hikayesi'ni okudum. Buradan iki gün önce tekrar kaçıncı defa. Aslında Deli Hikayesi taşralı uzun hikayelerinden biridir. Bir tımar ağını anlatır. Ve orada Nurettin Bey çok güçlü kendisi, çok güçlü bir unsur olarak, tabii bir hikaye kahramanın şeklinde bir unsur olarak var yani, çok kuvvetli bir unsur olarak. Mesela. Buyurun. Ben bir husus arz edebilir miyim? Delikanlı konuşsun yalnız. İstanbul'da bir şey buyurun.
Ben evet önce konuşayım. Yani sizin konuşmak için önünüzde çok zaman var. Hayır, saldı. Buraya gel. Yok şöyle. Evet ama ben bir trajediden bahsediyorum. Siz gülümsüyorsunuz. Şimdi kadim ve kıymetli dostum 69'da tanışmıştık İsmail Bey'le. Çok sistemli, güzel bir şekilde meseleyi ortaya koydu. Şimdi bu eğitimde bir iki husus var. Nurettin hocamızın söylediklerinin formüle edilmiş şekli. Batı'da da aslında bunu söyleyenler var. Mesela II. Friedrich'in hikemiyatı vardır. Mehmet Tahir, Bursalı olmayan Mehmet Tahir, Harbiye Almanca hocası Mehmet Tahir'in tercüme ettiği. Orada der ki, önce kalbi terbiye etmek lazımdır. Kalp terbiye edilmeden yükselme hırsıyla tahsil yapmak tehlikelidir. Çünkü bu bir bakıma freni ve direksiyonu olmayan bir arabaya çok güçlü bir motor takmak gibidir. Ve eğer bu kalp terbiyesi yoksa bu motorun tehlikesi veya eğittiğiniz, yüksek tahsil yaptırdığınız, doktora yaptırdığınız kişilerin toplum için tehlikesi artar. Ortaya yüksek tahsilli, kendisini her nimete layık gören, fakat hakkının verilmediğine de inanan bir serseri mayın gibi insanlar ortaya çıkar. O zaman şöyle söyleyebiliriz, terbiyede veya insanın yetişmesinde, burada da rahmetli hocanın epigraflarını naklettiği Oscar Wilde vardır. Oscar Wilde'in çok önemli bir sözü var. Diyor ki, hoca zikrediyor bunları yazılarında. Ruh bedende ihtiyar olarak doğar. Beden ruhu gençleştirmek için ihtiyarlar. Mühim olan bedenin yaşlanmasıyla beraber ruhun gençleşmesi ve olgunlaşmasıdır. İkisi birden ihtiyarlıyorsa vay halinize. Şimdi o zaman basamakları şöyle kurabiliriz. Önce kalbin terbiyesi gerekiyor. Bu olmazsa bütün emeklilere yazık olur. İkincisi, orta öğretimde kafanın terbiye edilmesi gerekiyor. Bir de bunlar için niyetlenmek gerekiyor. Yani sizin hedefinizde kamil olmak, olgunlaşmak yoksa 40 üniversite bitirseniz sadece 40 üniversite mezunu olursunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Allah insana kış armuduna verdiği imkanı vermemiş. Kış armudu bilirsiniz taş gibi serttir, yemyeşildir. Sonbaharda da yapraklar dökülür, hala ağaçtadır. Toplarsınız, durdukça sululaşır, sararır, tatlılaşır, bir raiha kazanır. Kestiğiniz zaman, bizim köyde öyleydi çocukluğumda, odayı doldurur güzel kokusu. Şimdi insanların önce olgunlaşmaya niyetler olacak. Kalbini terbiye edeceksiniz, kafasını terbiye edeceksiniz. Peki sonra? Ha sonra kelamı, üçüncü K'ya geçiyoruz. Kelamını terbiye edeceksiniz. Yani bir insan 40 üniversite de bitirse, bana şuradan bir çay ısmarlasana ya, diye çay istiyorsa, çay ister misin? Niye çay isteyeyim, niye dilenci olayım ya? Benimle beraber çay içmeyi arzu eder misin? Vaktiniz var mı? Diye bir soru sorsana. Kelamını terbiye etmediyse iş biter. Üçüncü kabı. Nitekim hocanın 1921 Nisan, bir arkadaşım günlük tutarken yazmış, ondan öğrendim. 21 Nisan 1968'de ilk defa Hareket Dergisi'nden içeri girmişim. Rahmetli oluncaya kadar 7 sene sohbetlerinde bulundum. Malayani söz yok. Bazen iki kelimeyle inanılmaz sözler anlatırdı. Mesela kahkahalarla güldüğünü görmedim. Hatta bir sözü var, derdi ki insan olgunlaştıkça kahkahasının sesi tebessüme dönüşür. Affedersiniz, kasıkları hoplarcasına kahkaha etmek, kahkaha atmak pek olgun insanın tarzı değil. Sonra
terbiyesi, kafa terbiyesi, kelam terbiyesi. İlim adamıysa ve yazıyorsa kalem terbiyesi gelir. Mesela hocanın ben neden yazılmadığını da anlamış değilim. Zaman zaman dertleşiyoruz. İsmail Kara dostumla neden bir edebiyatçı çıkıp da bu Türkçeyi incelemez? Ben ilk yazılarını okuduğum zaman Mektebi Mülkiye'de talebeydim. Pat diye beni içerisine adeta mıknatısa tutulmuş demir tozu gibi yapıştım kaldım. İkinci cümlede değil, ilk cümlede. Çünkü kelam ve kalem belki de insanın en büyük zenginliği. Onun için de diyorum ki bir insanın içinde yaşadığı, borçlu olduğu cemiyete borcunu ödemesi için ilk yapması gereken şey dil ve bunu iyi kullanmak. Bir insanın içinde yaşadığı cemiyete ilk olarak kelamıyla katkıda bulunur veya kötülük eder. Veya kelamıyla içinde yaşadığı cemiyeti bir cadı kazanı gibi kaynatabilir. Bu bakımdan rahmetli Nurettin Topçu'nun hakikaten Türkçesinin neden incelenmediğini ben anlayabilmiş değilim. Yani şaşıp kalıyorum. Sözü çok güçlü. Sözün gücünü zaten Latinler diyorlar ki logos spermatikos, gebe bırakan söz. Latince klasikleri çok küçüktür. Küçük hacimlidir. Ama çok şey anlatır. Rahmetli hocanın Türkçesi de böyle. Ve böyle. Kelimelerin gücünü onun kitaplarında bulabilirsiniz. Derken işte konuşmayı biraz bildiğimi zannediyorum ama susmayı bilemiyorum. Efendim teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Dinleyicilerinizden dolayı. Ben de şöyle bir şey sormak istedim sizi de tanıyınca ve böyle bir ortamda yakalayınca. Nurettin Topçu, biz, yani buradaki hocaların da tabii arkadaşlarımızla bildiğim gibi felsefe alanında ilk doktora yapan düşünürlerden birisi. Sorbonu'nda yanlış hatırlamıyorsam. Birincisi. Evet. Birincisi. Evet. Ve Türkiye'de de sizin bahsettiğiniz gibi üniversitede hemen hemen hiç çalışmamış bir düşünür. Ve bu şartlara rağmen ya da bu eğitimine rağmen Türkiye'de, özellikle Türkiye'nin marif davasına yönelik bu kadar özgür düşünce üretmesini arkasındaki sosyokültürel şartlar ya da sahipler neler olabilir? Yani bir diğer pek çok yurt dışında eğitim gören sosyokültürel gibi bir Fransız eğitim sistemini önerebilirdi. Ama önermemiş. Çok özgür bir düşünce üretmiş. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Yani bunun arkasında yani düşünce üretiminin arkasında neler, hangi şart şeyler, faktörler etkili olmuş olabilirsin? Evet, muhtemelen burada birden fazla faktörden bahsetmek lazım muhtemelen. Fakat konuşmamın başında zikrettiğim hususu tekrar hatırlatmama müsaade edin. Yani isyan ahlakı organizmadan sonsuza doğru hareket eden bir fert hikayesi üzerine kuruludur. Nurettin Bey muhtemelen terbiye meseleleriyle çok ciddi olarak uğraşmaya sevk eder. Ve belki ömrünü bir muallim olarak tamamlamasını da sağlayan şey ahlak düşüncesiyle irtibatlandırılabilir. Aslında çok daha güzel sözleri de var. Yani sınıfa bir mabet gibi girilir. Mesela böyle bir cümlesi var. Dolayısıyla yani sınıfı bir mabet telakki etmek bugün bizim zihnende, fikrende dini iddiaları olan çevreler dahil olmak üzere çok uzaklaştığımız bir şeydir. Yani
bir mabede girer gibi. Onun için Nurettin'in talebelerinin hatıra parçacıklarında birçok şey var. Fakat en çok tekrarlanan şeylerden biri zil çaldığı zaman kapıda ve bütün ciddiyetiyle önü düğmelenmiş olarak bulunmuş olmasıdır. Her ders, bunun istisnası yok yani. Zil çaldığı zaman kapıda ve önü düğmeli olarak bütün ciddiyetiyle sanıyorum yani. Evet. Değerli hocam, Topçu Bey bir felsefe mütehassısı diyelim. Felsefe üzere filozofu. Fakat onu tanıyanlar, okuyanlar, sizler edebiyata dair de çok önemli değerlendirmeler yaptı ve üslup meselesi üzerinde çok durduğunu biliyoruz, biliyorsunuz. Bu meseleyle alakalı bir konuşma yaparken işte Refik Halit Karayolan tırnak içerisinde hayran olduğumuzda söylediği ifade edilir. Yatık Emine hikayesinde bahsederken işte yazarın, yazan kişinin fikriyatını en iyi şekilde sakladığı öykülerden biri budur. Bunu onu kıymetli yapar derken şöyle bir cümle kuruyor. Bunu Orhan Okay Bey aktarıyor. Diyor ki bu yüzden diyor ben köy enstitüsü mezunu olan romancıları sevmem. Onlar köye ve köylüye merhamet hissi beslemezler. Şimdi burada marif meselesini konuşuyorum. Ben bu değerlendirmeyi, Orhan Bey, ben hocanın eserinde okumadım ama Orhan Okay Bey'in aktardığı bu değerlendirme üzerine ne dersiniz? Yani bunu bir edebi eleştiri olarak mı değerlendirmek lazım yoksa Türk marifinde köy enstitüsü de bir olgu, bir konu, mevzu. Buna dair bir eleştiri midir bu? Buna ne dersiniz? Şimdi konuşmam arasında bir küçük cümle olarak geçti bu önemli işaretiniz dolayısıyla bir iki cümle daha söyleyelim. Şimdi marif meselesinde de Nurettin Bey bu edebiyat akımları meselesine tekrar temas eder. Mesela Servet Fünun'la ilgili tenkitlerinin belki en fazla olduğu metinler arasında marif davası metinleri de var. Nurettin Bey Türkçe'de kullandığı şekliyle değil de belki Almanların kullandığı şekliyle romantizmi öne çıkarmak isteyen edebi akım olarak romantizmi öne çıkarmak isteyen bir mütefekkirdir diyelim. Aslında Refik Halit Karay'a olan hayranlığı Refik Halit Karay'ın duruşuyla falan filan alakalı değil muhtemelen. Yani onun aslında edebiyat ve hikaye anlayışıyla alakalıdır. Aynı şey Sabahattin Ali için söz konusu. Yani mütedeyyin, muhafazakar sağ cenahta Sabahattin Ali Bey'in adını 1940'lardan 50'lerden sonra yazılarında rahatlıkla zikreden muhtemelen tek kişidir Nurettin Bey. Aynı sebepten dolayı. Yani biz tabii sonradan ben Sabahattin Ali Bey'i okudum. Hakikaten Nurettin Bey'in tarzına çok yakın. Şimdi fikri olarak yakın değiller bakın. Fikri yakınlık değil bu. Belki fikri olarak en yakın olduğu edebi metin yazarları arasında Ömer Seyfettin var belki. Çünkü Ömer Seyfettin de Nurettin Bey'i çok önemserdi. Burada aslında edebiyatla ilgili tercihlerini sadece eğitimle değil, felsefi tercihleriyle de alakalı olduğunu söylememiz lazım. Şimdi konuşma çok uzadığı için söz konusu edemedi. Bu vesileyle birkaç cümlede o vadide söyleyeyim. Nurettin Bey mesela eğitim kademelerinde mutlaka terbiyesinin verilmesi gerekir dediği unsurlardan biri tabiat sevgisi ve aşkıdır. Tabiat
aşkı olmadan hakikat aşkı muhtemelen anlaşılamaz, kemale erdirilemez. Müretteb bir tabiat aşığıdır. Bu tabiat aşığı olmak Necip Fazıl'ın hatıralarında çok ağır bir şekilde ve haksız olarak tafsir edilmesiyle neticelenmiştir ama Nurettin Bey hakikaten bir tabiat aşığı bir insandır. İstanbul'da da, İstanbul dışında da yani düzenli olarak Bursa'ya, her yaz Eğine, Anadolu'nun hareketine sefer yapan, İstanbul'da ise özellikle fecir vakitlerinde Çamlıca'ya kadar uzaman. Tabii o zamanın Çamlıca'sına, şimdi Çamlıca'ya bir şey kalmadı. Avşa Adası. Evet. Muhtemelen bunların hepsiyle alakalı. Buyurun. Hocam benim eğitim probleminin birinci kademesiyle ilgili bir sorum olacak. Geçmişin birinci kademe olarak ifade ettiğiniz Nurettin Bey'in de, geçmişin bugünün ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda aktarılması olan birinci kademede, milli ve manevi değerleri aynı seviyede bir bütünlük içerisinde mi anlamamız gerekiyor? Ancak ruhi, manevi ve dini değerlerin aktarılması noktasında bir problem olmadığını düşünen, bunun yanında Türk deyince, Türk arsı ve medeniyeti deyince, manevi değerler noktasında rahatsızlığını ifade eden bir düşünce de var. Bu ikisini göz önünde bulundurduğumuzda bu milli manevi değerin aktarılmasını nasıl anlamamız lazım hocam? Eyvallah. İnşallah sorunuzu doğru anladım. Gerçi bir konferans daha vermemiz lazım. bu çok önemli bir soru. Fakat şurada anlaşabiliriz zannediyorum. Şimdi geçmişin aktarılması tek tip ve tek kademede olacak bir şey değil. Yani ilk öğretimde de bir geçmiş aktarması yapabilirsiniz. Bu hissiyat düzeyinde bir aktarma olacaktır. Nurettin Bey'in anlatımına göre orta tedrisat sırasında da bir geçmiş aktarması yapacaksınız. Fakat burada akli unsur devrede olacak. Üniversite ve üniversite sonrası düzeyinde de bir geçmiş aktarması yapacaksınız. Burada ise bugün uzağız ondan ama olsun. Yani felsefe, estetik, iman ve aşk unsurları devrede olacak. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Eğitim süreçlerinin birinci kademesi olarak zikrettiğimiz, zemini olarak zikrettiğimiz geçmişin bugünün ihtiyaçları istikametinde aktarılması ezber aktarma da olabilir. Bakın yani bu da bir aktarmadır ve bunu da küçümsememek lazım. Bu da çok önemli eğitimde. Bu aktarma eğitimin en alt kademesi ama bunun kendi kademeleri var. Yani üniversite düzeyindeki bir geçmiş aktarması herhalde ilkokul düzeyindeki olmaz. Örnek verelim. Bir ilkokul öğretmeni talebelerini Eyüp Sultan'a götürsün. Veya Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'ne götürsün. Bir de bir felsefe hocası, bir tarih hocası, bir sanat tarihi hocası, üniversite talebelerini, yüksek lisans talebelerini Eyüp gezisine götürsün. Ankara'nın tarihi semtlerine götürsün. Ankara'da Hacı Bayram dışında aklıma bir yer gelmiyor. Kale mi diyeyim? Evet. Kale diyeyim. Peki. Şimdi bakınız, burada iki hoca da bir geçmiş aktarması yapacak değil mi? Yani bu geçmişin içerisinde edebiyat var, estetik var, din var,
sanat tarihi var, dil var, hepsi var. Ama yani bir üniversite hocasıyla bir ilkokul hocasının muhatapları açısından, öğrencileri açısından yapacağı geçmiş aktarması muhtemelen çok ayrı, farklı bir şekilde olacak. Burada arkadaşlar geçmişi aktarmak biraz da Türkiye'deki belki tarih eğitiminin de etkisi var burada. Edebiyat eğitiminin de etkisi var. Bundan belki biz de otomatik olarak muhafazakarlıkla milli ve manevi değerlerle sınırlı bir şey anlıyoruz. Aslında bu doğru değil. Çünkü geçmiş sadece maneviyat, sadece süt liman bir deniz, sadece güzelliklerin ve iyiliklerin biriktiği bir bölge değil. Geçmiş aynı zamanda acılar, acı tecrübeler, büyük tartışmaların ve çatışmaların, kanların aktığı bir bölgedir. Bunu da aktaracaksınız. Bunu aktarmayacak mısınız üniversite düzeyinde? Yani üniversite düzeyinde sadece Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri diyerek tarih dersi yapabilir misiniz? Herhalde bu mümkün değil. Burada aynı zamanda belki bunu ilkokul çocuğuna farklı bir şekilde anlatacaksınız. Ama yukarıya doğru çıktığınız zaman burada sadece bugün benimseyeceğiniz değerler olmayacak yani. Belki problem alanlarına da işaret edeceksiniz. Bunları da aktaracaksınız. Dolayısıyla burada hem kademeleri hesaba kattığımız zaman hem de aktaracağımız unsurlar ve bunların renkleri, bunları hesaba kattığımız zaman biraz bulunduğumuz yer, muhataplarımız ve yapmak istediğimiz şey açısından durum değişecektir. Diyelim bir edebiyat sohbeti yapıyorsunuz. Döktürün divan edebiyatının güzel örneklerini, anlatın, okuyun. Anlatın değil de okuyun. Ama akademik düzeyde bir divan edebiyatı dersi yaptığınız zaman divan edebiyatının zaaflarından da bahsedebilirsiniz. Bir mazuru var mı yani? Yunus Emre'yi işte sordum Sarı Çiçek'e, ilahisini 3-4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğa okutarak da aktarabilirsiniz. Gerçekten bunu yani gelişi güzel bir söz olarak söylemiyorum. Bir felsefi metin olarak da okutabilirsiniz. Sordum Sarı Çiçek'e bir felsefi metindir aynı zamanda. Aşık Veysel'in bazı beyinler böyle yani. Güzelliğin o var etmez, şu evdeki aşk olmasa. Bu ancak bir filozofun söyleyebileceği bir cümledir. Bunun içerisinde izafiyet var, estetik var falan filan. Bunu hiç Elif görmemiş bir halk aşığı söylüyor. Yani hiçbir tahsili yok. Badeyi içmiş ve söylemeye başlamış. Fakat söylediği cümle bir felsefi cümle ya. Bakın şimdi Aşık Veysel bir çocuğa da hitap etmiyor. Bir filozofa da hitap etmesi lazım. Türkiye'de hitap etmiyor. Maalesef. Yani bir felsefi metin olarak Süleyman Çelebi'nin Mevlidi ele alınmış değil maalesef. Henüz hiçbir satır yazılmış değil ya. Yani. Süleyman Çelebi'nin metni, bakınız bunu da hiçbir tahsilde geçmemiş bir çocuk, bir kadın, bir Anadolu kadını okur, bir filozof.